İyi günler değerli izleyiciler. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş? Günün 3. videosuyla karşınızdayız. Öncelikle Filistin-İsrail son durumla başlayalım. Bilindiği gibi sabah saatlerinden beri özellikle İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundan tanklarla girdiği haberini servis etmiştik. Gazze'nin kuzeyine yönelik Türk Devlet Meclisi'nde de yeni bir gelişme var. Hem kuzey hem de doğuda İsrail tanklarının Gazze'ye girdiği kesinleşmiş oldu. Sınırı geçen İsrail ordusuna ait tanklar avluk altında Gazze şeridinin kuzeyinde Beit Hanun mahallesinde tarım arazilerine konuşlanmış durumda. Türk Devlet Meclisi bu haberi doğruluyor. İsrail ordusu avluk altındaki Gazze şeridine 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde, orta kesimlerinde birçok bölgeye saldırılar düzenledi. Ancak saldırılar daha çok Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşıyor. Biz şu anda İsrail'in Sidorot kentindeyiz ve karşımızda bulunan yer ise Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beit Hanun mahallesi. Mahallenin kenar kısımlarında neredeyse vurulmayan ev yok. Bu arada yeni bir gelişme paylaşılıyor. Hamas tarafından da resmi bir açıklama yapıldı. Hamas tarafından İsrail askerlerinin hedef alındığı duyuruldu. El-Kassam Tugayları Gazze'nin Zeytun mahallesine giren İsrail askerlerinin hedef aldığını açıklıyor. Özellikle Hamas tarafından silahlı kişilerin Gazze'de Selahaddin Caddesi'ne tanklarla girmesinden sonra İsrail kuvvetleriyle çatışma çıktığını ve İsrail ordusunun geri çekilmeye zorlandığını duyuruyor. Hamas'ın iddiaları da bu şekilde her iki taraftan da karşılıklı olarak iddialar gelirken bir önceki videomuzda haberini kısaca servis etmiştik. Bugün Bahreyn Dışişleri Bakanı da Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşme gerçekleştiriyor. Bunu da hatırlatalım. Gazze'de bugün ait 30 Ekim'e ait yeni görüntüleri görmektesiniz. İsrail ordusunun avlukası altına Gazze şeridine yönelik saldırılar devam ederken İsrail'in aralıksız saldırılarından sonra birçok bina kullanılamaz hale geldi. Muhtemelen İsrail bir tane bina kalmayana kadar buradaki saldırılarına devam edecek. Şu anda İsrail ordusunun özellikle doğu bölgesinde deniz kenarından sözde süpürme operasyonu yaptığı, kısacası işgale devam ettiği not düşelim. İsrail'in yaklaşık 2.3 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze'ye yönelik saldırıları 23. gününde şiddetlenerek devam ederken bölgede çok sayıda yeni gelişme var. İsrail askerleri sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli'yi katletti, 5 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre yaralanan 5 Filistinli'nin ikisinin durumunun ağır olduğunu not düşelim. Yerel kaynaklardan aldığımız bilgiye göre İsrail ordusunun Cenin'e 2 iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla baskın düzenlediği duyurulurken, kentteki İbn Sina Hastanesi'ne avluk altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğinde baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılanırken, yaralıların hastaneye gitmesine bile izin vermemiş durumdalar. El-Zeytun mahallesinde El-Şüheda kavşağı yakınlarında İsrail tankları dikkat çekiyor. Osint çalışmalarına göre Merkava tankının tam olarak coğrafi konumu da tespit edilirken, artık buranın İsrail değil doğrudan Gazze olduğunu hatırlatalım. Gazze'ye İsrail tankları akın akın giriyor eleştirisi yapılırken Hamas yöneticisi Ebu Merzuk da El Cezire'ye konuştu. Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk açıklamasını yapıyor. Kendisi Hizbullah'ın Hamas'ı hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederken Hizbullah'ın gereken desteği vermediğinden şikayet etmiş durumdaki, zaten bunun olacağını herkes bekliyordu. Hizbullah bilindiği gibi kağıttan kaplan. İran'a gidiyoruz. İran'daki Yahudi toplumu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak emperyalist ülkelerin İsrail'e verdiği desteğin onları Siyonist rejimin savaş suçlarına ortak yaptığını duyurdu. Başkent Tahran'da Yusufabad sinagogunda tören düzenleniyor. Burada İran Yahudi toplumu lideri Haham Yunus Hamami Lalezar, Yahudilerin temsilcisi ve milletvekili Humayun Necebadi ile görüşme gerçekleştirirken İsrail'i kınıyor. Yine uluslararası Siyonizm karşıtı Yahudiler örgütünden açıklamalar geldi. Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua ediyoruz açıklaması yapıldı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na ait Akdeniz'deki çeşitli gemileri görmekteyiz. Malta yakınlarında Basra Körfezi'ne gitmek üzere yola çıkan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi doğuya doğru ilerliyor. Yine bir diğer uçak gemisi USS Gerald Ford'da Kıbrıs'ın batısında. Bu arada bugün Rus S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleri Kırım'ı Sivastopol kentinde Ukrayna füzelerini engelliyor. Yine Karabağ'a gidiyoruz. Birkaç gündür elimizde sürekli olarak Rus askerlerin ayrıldığına dair tren görüntüleri veya karayolundan sevkiyat görüntüleri geliyor. Yine bugün Karabağ'da 5 yılına konuşlanan sözde Rus barış gücüne ait askeri konvoyun Azerbaycan'dan ayrıldığı görüntüler paylaşıldı.
Yine Suriye'ye gidiyoruz. Dün aşiret güçleri ile PKK arasındaki çatışmalardan bahsetmiştik. Aşiret güçleri Deyrizor kırsalında Ziban kentinde yolları kapatmış durumda. Lastiklerle yollar kapatılıyor ve burada PKK'nın geçişinin engellendiği duyuruldu. Amerikan savaş uçakları gece saatlerinde Irak'tan Suriye'ye gelen silah yüklü tırları Ebu Kemal kapısında hava saldırısıyla hedef aldı. İran'dan gelen silahlar Amerika tarafından vurulmuş durumda. Bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Makedonya'daki temasları kapsamında Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kochevski'yi ziyaret ediyor. Avrupa Birliği ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü duyuruldu. Ukrayna'ya gidiyoruz. Cepheye gidecek Ukraynalı gönüllü askerler yoğun eğitimden geçiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 114. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı 135. Taburda görevli İlko Kod adlı askeri eğitmen konuşuyor. Temel savaş eğitimi programımız 32 gün sürüyor. Programa katılanlar bu süreç içerisinde çeşitli silahları öğreniyor açıklamasını yapıyor. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'ın Arada Paradeş eyaletinde tren kazasında 13 kişi öldü. Hindistan'ın Arada Paradeş eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda da yaralı var. Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer kazanın makinistin kırmızı ışıkta durmaması sebebiyle meydana geldiğinde ifade ediyor. Yunanistan basındaki iddialara göre Türkiye Zürafa Adası'na ilhak etti iddiasında bulunmuşlar. Oysa ki çok saçma bir haber. Zürafa Adası dedikleri yeri görmektesiniz. Nokta kadar bir yer. Bu arada ülkemiz Türkiye'nin 30 Ekim 2023'ten yani bugünden 2 Kasım 2023'e kadar F-16'lar ve İHA'larla işbirliği içerisinde sözde Yunanistan'ın egemenliği altında Zürafa Adacığı bölgesinde S-400 füzelerinin operasyonel testini yapacağı haberi Yunanistan medyasında paylaşılmış durumda, bunu da hatırlatalım. Fransa'nın başkenti Paris'e gidiyoruz. Bir apartman binasından sarkan onlarca sandalye dikkat çekiyor. Görenleri şaşkına çeviren sandalyeler Fransa'ya davet edilen Japon Kawamata tarafından yapıldı. Bu çalışmasıyla sanat, mimari, dizayn ve günlük yaşamı bir araya getiriyorum açıklamasını yapıyor. Ülkemizle ilgili bir gelişmeyi aktaralım. Komandoları görmektesiniz. Jandarma komandolar törenle Gabar'a uğurlanmış durumda. Bingöl'de jandarma komandolar için tören düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta konuşuyor. Gravitesi yüksek bir petrol bulduk. Ülkemize büyük katkı sağlayacak. Güvenlik, asayiş dışında kutsal bir göreve gidiyorsunuz. Size her konuda olduğu gibi bu konuda da güveniyoruz. İnanıyoruz açıklaması yapılıyor. Evet değerli izleyiciler, hoşça kalın. Ne mutlu bize ki bu güven ortamından sonra... Bak, bak.